Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bir senedir falan en az video çekmiyorum. Ama bu videoyu çok çekmek istedim. Size de sordum. Siz de bu videoyu benden büyük bir çoğunluğunuz çekmemi istediniz. Genelde IGTV'ye video yüklemeye başlamıştım. YouTube'u böyle komple bir artık bırakmıştım gibi. Çünkü bir de çok uzun süre video çekmeyince çekmek istemiyorsunuz. Ama bu videoyu IGTV'de çok saçma olacaktı. O yüzden dedim ki YouTube'a yükleyeyim. Zaten bu videoyu izlemek isteyen takipçilerim oradan ulaşırlar diye düşündüm. O yüzden videoya geçelim. Başlıktan da anladığınız gibi kullandığım The Ordinary'nin ürünlerini size anlatacağım detaylı bir şekilde. Şöyle ki hemen bilmeyenler için de kısaca bir özet geçeyim. Ben 6-7 aylık bir Roaccutane tedavi süreci geçirdim. İlk başta serotoninle başladım. Sonra doktorumu değiştirmem gerekti ve Roaccutane'a geçtim. Aslında doktorum bu arada ikisinin de aynı olduğunu söyledi ama için daha rahat edecekse Roaccutane'a geçelim falan dedi. Çok problemli bir süreç geçirdim. Yüzümün hiç olmayan yerlerinde de sivilceler çıktı. İnanılmaz büyük bir kusma dönemi yaşadım. Yani şöyle söyleyeyim. 6 ay olarak ele alırsak 5,5 ayı kustu suratım sivilce. Yani 5,5 ay boyunca ilk 1 ayını rahat geçirdim. Daha sonra inanılmaz sivilceli bir dönem geçirdim. Roaccutane videosunu ayrıca çekeceğim. O yüzden şimdi onunla ilgili bir görsel falan paylaşmayacağım burada. Ama gerçekten çok problemli bir süreçti. Daha sonra tabii ki o kadar çok sivilceden sonra benim çok fazla izim, lekem oluştu. Hem çukur hem de koyu sivilce lekeleri. Onlarla dedim ki kendim baş etmeliyim artık. Bununla ilgili işte çok video izledim, çok fazla şey okudum, çok araştırdım, çok insana sordum. Bu süreçten geçen insanlarla falan konuştum. Ve en doğru şeyin The Ordinary'nin ürünleri olduğuna karar verdim. Çok inandım çünkü. Şöyle markadan bahsetmem gerekirse ürünleri, ambalajları çok zayıf. Ve bence bu harika bir şey çünkü ambalaja para vermiyorsunuz. Gidip de şu anda bir eczaneden ya da Sephora gibi falan yerlerden gidip ürün almaya kalktığınızda inanılmaz büyük meblağlar ödüyorsunuz. Ve aslında ürünün ambalajına işte ya da içine koyulan gereksiz şeylere para veriyorsunuz. Ama bu ürün size istediğiniz şeyi, bilmem ne asidi istiyorsunuz ve onu size direkt olarak sunuyor. En maliyetsiz şekilde ürünü size sunuyor ve bu şekilde de inanılmaz uygun fiyatlı ve güvenilir oluyor. Çünkü atıyorum ben hyaluronik asit kullanmak istiyorum ama içinde bir yan madde var ve o bende iritasyona sebep oluyor. Ama burada öyle bir şey yok. Ben hyaluronik asit kullanmak istiyorsam direkt olarak bana onu veriyor. O yüzden çok seviyorum. Yani çok severek kullandım hepsini. İnanılmaz memnun kaldım. 1,5 aydır kullanıyorum ürünleri ve lekelerim inanılmaz şekilde düzeldi. Şu an zaten makyaj var yüzümde ama fondöten sürmedim. Sadece aydınlatıcı sürdüm. Yani dehşet parlıyor zaten yüzüm. Yani inanılmaz bir canlılık veriyor. Zaten biraz sonra bahsedeceğim bir şey var. Onu daha dün gece kullandım ve uyandığınızda apaydınlık oluyorsunuz. Çok uzattım, çok uzattım. Hemen videoya geçmek istiyorum. İlk olarak örnek vermişken hyaluronik asitten bahsetmek istiyorum. Bu ürünün içinde hyaluronik asit zaten var ve B5 var. Şöyle ki bu birazcık, bu arada eğer alıyorsanız, yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'den alıyorsanız zaten fiyatları fazla. Ama yurt dışından birine getirecekseniz çok uygun fiyatlı, en az 2 tane aldırın, inanılmaz çabuk bitiyor. Şöyle yani akışkan, yani böyle yapış yapış mukoza gibi böyle bir yapısı var. Yüzünüze sürdüğünüzde de bu arada yapış yapış oluyor. Ama ben bundan asla rahatsız olmuyorum ve zaten bu kötü bir şey değil. Çok fazla kullanmayacaksınız bu üründen. Yani ben bir pompa bile kullanmıyorum. Çünkü ilk başlarda işte heves ediyorsun falan, böyle süreyim falan diyorsun. Ama topak topak oluyor. Yani üstüne bir ürün daha sürdüğümde mesela topak topak oluyor. Ya da yüzünüzü kaşıdığınızda falan elinize geliyor. Çok fazla sürmeyin. Ben şöyle pompamı dolduruyorum. Çok azıcık buraya, çok azıcık buraya, alnıma, çeneme falan. Ama hani gerçekten bir pompa iyi bulmuyor, yani yarım pompa falan kullanıyorum. Hyaluronik asit ne yapıyor sizin cildinizde? Bu ürün ne işe yarıyor? Hyaluronik asitin genel olarak özelliği havadaki nemi yüzünüzü hapsetmek. Ben bunu bir nemlendirici olarak kullanıyorum zaten. İçindeki B5 de cilt bariyerinizin en hızlı şekilde onarılmasını yardımcı oluyor aslında. Ben zaten bu tedaviye dediğim gibi lekelerimden kurtulmak için başladım. Ve bu ürün bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Cildimi daha böyle bir ışıl ışıl ve dolgun gösterdiğini gözlemledim.
Hyaluronik asitle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Dediğim gibi yurt dışından uygun alıyorsanız mutlaka 2 tane alın. Ve o yapış yapışlık hissi sizi rahatsız etmesin. Ha şöyle bir şey var. Ben mesela ilk önce tabii tonikle bir siliyorsunuz ya yüzünüzü. Yani toniği ilk önce bir bekliyorum. Hani tonik de bir kendi işlevini yapsın diye ama çok fazla kurutmadan üstüne bunu sürdüğünüz zaman zaten yüzünüzü yeni yıkadığınız için böyle bir nemli oluyor. Çok kolay dağılıyor yani. İyice böyle yüzünüze yedirdiğinizde çok kısa süre bir yapış yapışlık bırakıyor. Ondan sonrası çok rahat zaten. Üzerine de başka şeyler sürdüğüm için şimdi onlardan da bahsedeceğim. O yapış yapışlık hiç kalmıyor yani. 1 dakikalık falan bir şey. Sürdüğünüzde de zaten hemen geçiyor. Kuş bunun yanından bahsedeceğim. Bu ömrüm sonuna kadar kullanacağım bir şey gerçekten. Bunun bir de marula yağı var. İkisinin işlevleri birbirine çok benziyor. Marula yağını daha çok şeyde kullanabiliyorsunuz. Yani elinize falan da sürebiliyorsunuz diye biliyorum. Ama marula yağı ile ilgili kullanmadığım için çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Marula yağı normal ciltler için, kuşburnu yağı sivilceye meyilli ciltler için. O yüzden ben kuşburnu yağını tercih ettim. Ve aynı zamanda inanılmaz şekilde lekeleri onarıcı özelliği var. Bu tarz yağlarda %100 soğuk preslenmiş organik yağ olması çok önemli. Ve bu tam olarak öyle bir ürün. Zaten üzerinde de yazıyor. %100 organik ve soğuk preslenmiş yazıyor. Şöyle benim cildim karmadan yağlıya dönük. Ve yağ kullanmaktan, cildimi nemlendirmekten inanılmaz korkuyordum. Ama şu anda cildimi artık o kadar çok doğru nemlendiriyorum ki, çünkü bunu görüyorum. Cildim artık yağlı değil. Mesela sabah uyandığımda burun kenarlarım, çenem ve alnım, yani o kadar yağlı uyanırdım ki. Şu an cildim inanılmaz normal şekilde uyanıyorum. Yani asla yağlı cilt diyemiyorum şu an cildime. Önceden bence kesinlikle yağlıydı. Yanaklarım sadece kuruydu. Ama yani şu anda cildimi doğru nemlendirdiğim için hiç öyle sorunlar yaşamıyorum. Ve doğru yağı bulursanız eğer, yağ kullanmaktan kesinlikle bence korkmayın. Mesela Roxanne kullanırken şey diyordum. Ya ilaç bitince yüzüm yine yağlanacak falan. Ama şu an doğru ürünü kullanıyorum ve cildim gerçekten yağlanmıyor. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Ürün genel olarak cildinizin kaybettiği nemi size geri kazandırıyor. Leke tedavisinde inanılmaz yardımcı oluyor. Bu ürünün İçindeki moleküller o kadar küçük olduğu için zaten yağlı ciltler de bunu çok rahatlıkla kullanabiliyor. Yani önemli olan yağ kullanırken, yağlı ciltler için konuşuyorum. Yağ kullanırken içindeki moleküllerin çok küçük olması. Moleküller küçük olduğunda zaten hiçbir şekilde iritasyona sebep olmayacak. Ve aynı zamanda da cilde inanılmaz güzel bir parlaklık ve berraklık kazandırıyor. O yüzden bu ürünü çok seviyorum. Yani bittikçe almak istiyorum. Şu anda bu arada kardeşim Milano'da okuduğu için geldikçe ona aldırıyorum. Ama okulu bitip döndüğümde ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Evet, burada satan yerler var ama bu kadar uyguna ürünleri alıyorken çok daha fazla para vermek bir tık koyacak açıkçası. Yalan söyleyemem. Alfa lipoik asit %5'lik bir ürün. Bunu çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Bunun araştırırsanız zaten göreceksiniz. Gerçekten cildiniz hassassa ya da böyle ürünler kullanmaya alışkın değilse bu ürünü kullanmamanız gerekiyor. Ben cesaret edip aldım. Evet, daha önce kullanmamıştım. Evet, böyle asitli, alkollü ürünleri daha önce kullanıyordum. Ve cildimde hiçbir şekilde iritasyon olmamıştı bugüne kadar. Bu üründe de olmadı. Birazcık ona güvenerek aldım. Ama risk aldığımı biliyordum bu ürünü alırken. Haftada 3'ten fazla kullanmamanız gerekiyor. Ben bunu haftada 2 kere kullanıyorum. Akşamları kullanıyorum. İçindeki oranları gerçekten yüksek. O yüzden az kullanmanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Ben bu ürünü kullandığım zaman, bu arada yakıyor yani. Gerçekten bunu sürdüğümde, hatta ilk başlarda şöyle yapıp kokladığımda bir yanık kokusu alıyordum ve korktum ilk kullandığımda. Ama herhangi bir kızarıklık, kaşınma, yani yanma falan yapmadı. Sadece öyle bir koku alıyorum. Bir de ilk sürdüğümde birkaç saniye sonra böyle bir karıncalanma, böyle bir karıncalanma da değil de işte bir şey oluyor. Hissediyorsunuz yani, yüzünüze bir şey sürüyorsunuz. Ve o kokuyu alınca bir tık korktum açıkçası. Ama sonra hiçbir şey olmadı. Sadece koku aldım. Tekrar denedim. Yine o kokuyu aldım ama yine hiçbir şey olmadı falan derken ve ertesi gün zaten cildimin içinden böyle ışık fışkırıyor sanki. Yani o kadar aydınlık bir görünüm veriyor ki inanamazsınız. Gerçekten çok seviyorum bu ürünü ama dediğim gibi böyle harika parlak falan diye anlatıyorum diye de gidip almayın yani. Hakikaten cildiniz alışkınsa alın. Asitlere alışkın olması lazım cildinizin. Çok ağır bir ürün. O yüzden ben çok sevdim bunu. Ve tabii ki de bu kadar yanmadan, yanık kokusundan,
sonra lekelerde de hızlı şekilde çok işe yaradığını gözlemledim. Yani lekelerimin rengi çok ciddiyim, çok açılmış. O yakına gelmek istiyorum. Bakın şuram, şuram ve şuram. İnanamazdınız çıkan sivilceye ve lekelere. Hani şu an yüzümde hiçbir şey yok. Ve o kadar koyu lekeler vardı ki ben bu ürünleri kullanmadan önce. Ve daha dediğim gibi 1,5 aydır kullanıyorum. Şaka gibi yani. İnanılmaz mutluyum o yüzden gerçekten. Bu üründe bu şekilde leke görünümünü de azaltmaya da bayağı bir yardımcı oluyor. O yüzden bunu da çok seviyorum. Haftada 2'den fazla kullanmıyorum ama. Hani 3 diyor en fazla ama ben 2 kere kullanıyorum. Ve zaten şu maskeyi de haftada 1 yaptığım için ve ikisi de çok yoğun asit içerdiği için ona daha fazla kullanmaya gerek duymadım açıkçası. 2 bana çok yeterli. Bunun ismi nasıl okunacak bilmiyorum. Şu ürün. Bu üründen bahsediyorum. Kırmızı bir maske, kanlı maske gibi adeta yüzünüze. Gerçekten kan sürmüşsünüz gibi oluyor. Hatta bir kere story'imde paylaşmıştım ve çok tuhaf yorumlar aldım, mesajlar aldım. Kan mı falan diye. Yüzüme kan sürecek halim yok. Ama sadece bu kırmızı bir maske. Kanlı diyecektim yine. Şöyle göstereyim. Bu da şekil itibariyle bayağı hyaluronik asite benziyor. Onun gibi bir yapısı var. Ben maskeyi bir pompa ya da 1,5 pompa hani en fazla o kadar sürüyorum. Yüzüme sürüyorum ve 10 dakika bekletiyorum. Eğer cildiniz hassassa 6-7 dakika falan bekletin. Hani ilk sürdüğümde bir karıncalanma yaratıyor, böyle başlıyor zaten. Bir yanma, bir karıncalanma. Güneş gitti. Işık değişiyor. Kusura bakmayın, gün ışığında çekiyorum şu an videoyu. İşte dediğim gibi bir karıncalanma başlıyor. Sonra o geçiyor. İlk başlarda bayağı yakıyordu bu arada. Ama son 2-3 tür iki karıncalanmadan sonra geçiyor. Yüzümde maske olduğunu falan unutuyorum. O kadar. Hiçbir şey hissetmiyorum. Daha sonra işte ertesi gün cildiniz bayağı berrak oluyor. Ve yüzünüzü yıkadığınızda bu zaten bir peeling maske ama taneci yok. Hani öyle geçiyor. Peeling solution olarak geçiyor. Sabah uyandığımda cildim inanılmaz parlak oluyor. Yani inanılmaz parlak ve pürüzsüz oluyor. Zaten maskeyi yüzün bu arada iyice yıkayın. Hani iyice yıkayın gerçekten. Hiç kalmasın. Çünkü hani benim cildimde bir şey yapmadı ama bunlar çok hassas ürünler yani. Gerçekten cildiniz hassas ve alışkın değilse iyice arındırmanız gerekiyor maskeyi yüzünüzden. Yani ben de bol suyla yıkıyorum zaten. Of, konudan konuya geçiyorum ve ne dediğimi sürekli unutuyorum. Çok kafam karıştı. Video çekmeyi bayağı unutmuşum bu arada. Maskeyi yıkar yıkamaz zaten inanılmaz pürüzsüz oluyor cildiniz. Ama ertesi gün, hatta ondan sonraki gün o berraklığı, canlılığı, cildinizdeki o canlılığı gözlemliyorsunuz. Görüyorsunuz yani aynaya baktığınızda ve onu görmek gerçekten efsane bir şey. Bu maske benim bundan sonra vazgeçilmezim. Hani şu ana kadar anlattığım bütün ürünler uzunca bir süre kullanacağım yani, bana hiçbir şey yapmayana kadar. Bazen böyle bir ürünü çok kullandığınız zaman cildiniz ona artık tepki vermemeye başlıyor. O zamana kadar kullanacağım. Öyle bir şey yapar mı bilmiyorum. Daha sonra kafein solüsyonundan bahsetmek istiyorum. %5 kafein var içinde. Bu bir göz çevresi serumu. Bunu ilk kullandığımda açıkça söylüyorum, sevmedim. Bu arada gerçekten çok dürüst şekilde anlatıyorum ürünleri. Hani bu yanmaydı, yanık kokusuydu falan. Hakikaten bunları bu şekilde bilin. Hani ona göre alın. Ama benim cildimde iritasyon yaratmadı hiçbiri ve ben kullanmaya devam ediyorum. Bu ürünü de en başta sevmedim. Çünkü hiçbir işe yaramadığını düşündüm. Ama zamanla bunu sürüyordum. Sabah akşam kullanıyordum. Şu an sadece sabah kullanıyorum bu arada. Çünkü şişliklere daha iyi geldiğini gözlemledim. Bazen akşamları da kullanıyorum. Çünkü koyu halkalara da aslında iyi geldiği yazıyor. Ve vazgeçip diyorum ki uzun soluklu bir deneyeyim ki koyu halkalara da iyi gelsin. Ama koyu halka problemi çok yaşamıyorum. O yüzden birazcık da sabahları sadece şişkinlik için kullanıyorum. Sabah akşam kullandığım dönemde o kadar güzel nemlendirdiğini de aynı zamanda fark ettim ki kendi göz kremlerimi kullanmaya başladım. Hani bu bana inanılmaz yeterliydi yani. O yüzden de çok sevdim bu ürünü daha sonra. Hani hem nemlendirme açısından hem de şişkinlik açısından, koyu halka açısından gerçekten çok iyi. Yani göz çevrenize inanılmaz bir enerji veriyor ve bunu fark ediyorsunuz. Aynı zamanda da verdiği nem zaten çok güzel. Bunun da yapısına gelirsek bu bir tuhaf. Şöyle göstereceğim. Şu kenarlarında şöyle tuz gibi birikintiler oluşuyor.
Hani kapatıp açıp oralara aktıkça ürün, enteresan, nedenini bilmiyorum. Şöyle sarımtırak bir rengi var. Böyle bir ürün. Hani şey değil, su gibi değil. Ama hyaluronik asit gibi de değil. Garip bir şey. Zamanla sevdim ama bu ürünü. Daha sonra yine şu minik şişeleri bitirelim. Galiba bir tane kaldı. Evet. Bu çok anlayamadığım bir ürün benim. Ama bunu çok kısa süredir kullanıyorum. Yani şu ana kadar anlattığım bütün ürünleri 1,5 ay önce kardeşim Türkiye'ye dönerken ona aldırmıştım. Daha sonra bu ürünü çok merak ettim. Argyrel'in olduğunu düşünüyorum. Argyrel'in diye okunduğunu düşünüyorum. Bu ince kırışıklıklar için olan bir serum, solüsyon. Bunu şöyle The Ordinary Botox etkisi yazdığınızda çıktığı için inanılmaz merak ettim. Yani gerçekten böyle bir gerecek mi, dolgunluk verecek mi falan. Bu su gibi bir ürün. Yani fazla su gibi. Bakın bildiğiniz su. Şöyle göstereyim. Bildiğiniz su gibi ya. Bir dakika, içindeki havayı bir gösteremedim. Yani işte anladınız. Bildiğiniz su. Bu beni biraz rahatsız etti. Çünkü üründe bir yapı arıyorum. Hani bir doygunluk, bir şey arıyorum. Ve hani yüzüme su sürüyormuşum gibi hissediyorum onu sürdüğümde. Ve o da bana hiçbir şey yapmıyor, etkisi veriyor. Ama dediğim gibi yani bunu bir 3 haftadır falan kullanıyorum galiba ben. Sevdim diyemem. Bir işe yaradığını gözlemledim diyemem. İnce kırışıklıklarımı açtı mı bilmiyorum. Gerçekten öyle bir şey gözlemlemedim. Bir daha alır mıyım bilmiyorum. Yani bu şişeyi bitireceğim. Evet, buna bir şans vereceğim. Bunu bırakmayacağım. Çünkü herhangi bir kötü etkisi de olmadı yani bana. Bunu deneyip sizi bilgilendireceğim. Yani sadece 3 haftadır kullanıyorum bunu. Bir minik bir nemlendirme etkisi var. Bilmiyorum. Ben öyle bir şey hissettim. Şu anda belki de zaten daha erken. Ama böyle bir anlık bir etki görmek istiyor insan. Glikolik asitli, %7 glikolik asitli toniğinden söz etmek istiyorum. Bu bayağı büyük. Şöyle bir şişe. Çok güzel. Bu şu üstündeki huni şeklinde olmayan bir kapakla geliyor ve daha sonra bunu takıyorsunuz. Kullanımı çok pratik. Burayı açıyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Ben yani şişesini o açıdan çok beğendim. İnanılmaz büyük. 240 ml. Ve tonik çok başarılı. Yani çok başarılı gerçekten. Ben bir sürü tonik denedim. Tonik benim için önemli bir şey. Çünkü ben tonikle yüzümü silmediğim zaman yüzümün asla temizlendiğini hissetmiyorum. Yani ben o pamuktaki o karartıyı göreceğim yani. Onu görmeden yüzüm temizlenmiş gibi hissetmiyorum. Bunun zaten glikolik asit öyle bir şey. Yani partikülleri inanılmaz küçük oluyor. Ve bu da hani sadece derinizin üst katmanını değil, içeri işlemesini sağlayan bir şey. Yani ben o yüzden çok sevdim. Evet, %7 oranında glikolik asit var ve bu ağır bir şey. O yüzden bunu da hani bir yerinize bir denemeden almayın. Hani nasıl da deneyebilirsiniz bilmiyorum ama hani bir deneyin gerçekten bir yerinize. Ağır gelebilir ama ben de en ufak bir iritasyon sebep olmadı. Hani diğerleri gibi hani mesela ağır olarak anlattığım, atıyorum alfa lipoik asit gibi, hani o bir karıncalanma, bir yakma, hiçbir şey yapmadı yani. Dümdüz bir şeyle yüzümü siliyormuşum gibi. Herhangi bir iritasyon diyebileceğim hiçbir şey olmadı cildimde. O yüzden bunu çok seviyorum. Bence inanılmaz güzel temizliyor cildimi. Leke görünümümün azalmasında inanılmaz yardımcı oluyor. Çünkü ciltteki ölü deriyi çok güzel parçalayarak alıyor. Hissediyorsunuz onu. Zaten özelliği de o. Siyah nokta probleminiz varsa, beyaz buton probleminiz varsa, sivilce probleminiz varsa, leke probleminiz varsa, hani bunun gibi cilt problemleriniz varsa bu ürün size göre. Ama cildiniz hassas değilse. Ve şöyle, ben bunu sadece akşamları kullanıyorum. Sabah alkolsüz bir toniğim var. Onun içinde herhangi bir şekilde asit falan yok. Daha yatıştırıcı etkili bir şey. Sabahları onu kullanıyorum. Daha hafif olsun, hem de güneş ışığına çıkacağım diye. Akşamları bunu kullanıyorum. Eğer ki cildiniz iritasyon yaratıyorsa haftada sadece 3-4 gün kullanın. Her gün kullanmayın. Yani ben kullanıyorum. Bana bir şey yapmıyor. Ama dediğim gibi eğer ki yaparsa da daha az kullanarak halledebilirsiniz bunu. Hepsini anlattım. Zaten 2, 4, 6, 7 ürün var. Öyle çok fazla ürününü kullanmıyorum. Hepsini aynı anda almak istemedim. Merak ettiğim daha birkaç tane ürünü var. Ama çok böyle birden
ürün kullanmak istemiyorum yüzüme. Şundan bahsedecektim. Hangilerini sabah, hangilerini akşam kullanıyorum. Aslında ben cilt bakım rutini de çekeceğim. Gece ve gündüz olarak ama sadece bu ürünleri kullanmadığım için şu an onu burada anlatabilirim. O videodan herhangi bir ipucu olmayacak. Çünkü The Ordinary ürünlerini anlattım sadece. Başka markanın ürünlerini de yan olarak kullanıyorum. Şimdi hyaluronik asitin sabah akşam kullanıyorum. Akşamı ilk önce anlatayım. Bunu sürüyorum. Üstüne argalini sürüyorum. Ve onun üstüne canım kuşburnu yağımı sürüyorum. Bu da akşam kullanımı öneriyor. Zaten günde bir kere kullanın diyor. Bunu da akşam kullanıyorum. Şu şekilde. Hyaluronik asit. Bunun adı çok zor söyleniyor. Argalin. Ve üstüne de kuşburnu yağını kullanıyorum. Tabi öncesinde glikolik asitli toniğimle siliyorum yüzümü. Bu akşam. Sabahları yine hyaluronik asiti kullanıyorum ve üstüne başka bir C vitamini sürüyorum. Başka hiçbir şey sürmüyorum sabahları. Çok ihtiyaç duyarsam başka bir nemlendirici sürüyorum bir de üstüne. Ama duymuyorum. Zaten C vitamini de oldukça yağlı gibi bir yapısı olduğu için ihtiyaç duymuyorum genel olarak. Sabahları kafein serumunu sürüyorum. Bu kadar. Banyo yaptıktan sonra haftada bir kere, bu genelde pazar akşamlarına denk geliyor. Kırmızı maskemi yapıyorum. Peeling maskemi yapıyorum. Ve haftada 2'de işte onu oranla ayarlıyorum. Onu yaptıktan bir 2 gün sonra falan başlıyorum. Alfa lipoik asidi kullanıyorum. Şu an bunu 3 kere tekrarladım. Siz görmeyeceksiniz, keseceğim. Çok zor söyleyeyim. Tekerleme gibi. Alfa lipoik asidi kullanıyorum. Haftada 2 kere. 3 de kullanabilirsiniz. Maskeyi kullanmıyorsanız bence 3 de kullanabilirsiniz. Ben gerek duymuyorum maskede olduğu için. Çok susadım. O kadar çok konuştum ki. Evet, benim kullandığım ve deneyimlediğim ürünler bunlardı. Sadece bir tanesine daha, evet bitene kadar şans vereceğim ama daha sonra alır mıyım bilmiyorum. Ama diğerlerinin etkisini zınk diye görüyorsunuz. O yüzden bu ürünleri çok sevdim. Bir tanıdığınız falan yurt dışına çıkıyorsa, gidiyorsa hepsini alın. Ben güvenilir bir link bulmaya çalışacağım. Hatta bunları paylaştığım zaman bir takipçim bana Türk bir hesap atmıştı. Burada güvenilir ve satıyor diye. Belki onu bulabilirsem tekrar onu paylaşırım. Hani en azından ürünleri detaylı şekilde okuyabilin diye. Ama ben hepsini okudum, deneyimledim ve sizinle burada paylaştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben video çekmeyi çok özlemişim. Bir şeyler daha çekeceğim. Yani birkaç tane daha çekmek istediğim video var. Ne kadar devamlı burada olurum bilmiyorum. Onun sözünü vermiyorum size. Çünkü herhangi bir şekilde size yalan söylemiş olmak istemiyorum. Ama gerçekten böyle kamera karşısına geçip sizinle şu an sohbet ediyormuş gibi hissettim. O çok hoşuma gidiyor. YouTube'un en sevdiğim tarafı bu. Gerçekten arkadaş gibi oluyoruz ve o çok güzel oluyor. Belki arada böyle sohbet videoları falan çekerim ama cilt bakım rutinimi çekeceğim. O zaman bir sonraki video ne zaman olur bilmiyorum ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğene basarsanız, zile basarsanız ben video yükledikçe haberiniz olur. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.